savaşa hayır, barış hemen şimdi. Türkiye'de Dünya Barış Günü olarak kutlanan 1 Eylül vesilesiyle barışın egemen olduğu bir dünyada yaşamak istediğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. İnsanlar arasındaki her türden eşitsizlikler, hakların ve özgürlüklerin tanınmayışı, savaşların ve çatışmaların temel sebebidir. O nedenle bizler her şart altında ve dünyanın neresinde olursa olsun barışın haklara ve özgürlüklere dayalı olarak sağlanabileceği düşüncesindeyiz. Türkiye'nin temel sorununun insan hakları ve demokrasi sorunu olduğunun altını çiziyor. Bu temel sorunun en önemli halkasının da Kürt sorunu olduğu tespitinde bulunuyoruz. Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi sorununu çözebilmesi için yeni bir barış sürecine ve böylelikle çatışma çözümüne ihtiyacı vardır. Türkiye, Kürt sorunu gibi temel sorunlarını diyalog ve müzakereye dayalı çatışma çözüm yöntemleri kullanarak çözememiş bir ülkedir. Bu nedenle silahlı çatışmalar ülke içi ve ülke dışında devam etmektedir. İnsan Hakları Derneği'nin 2015-2021 yıllarını kapsayan 7 yıllık bilançosunda Kürt sorununun çözümsüzlüğü ve yeniden başlayan silahlı çatışmalar nedeniyle yaşamını yitirenler ile ilgili oldukça ağır bir bilanço mevcuttur. Buna göre silahlı çatışmalar nedeniyle çatışma bölgesinde ve ülke içerisinde toplamda 6.164 ölü, 8.807 yaralı bulunmaktadır. Bu bilançoya Suriye ve Irak'ta 2020 hariç silahlı çatışmalar ve sınır ötesi askeri operasyonlarda yaşamlarını yitirenler dahil değildir. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı bilanço ise durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya koymaktadır. Kadın cinayetlerinin önlenememesi, kadına yönelik taciz ve tecavüzün artması, sağlık çalışanlarına yönelik ölüme varan saldırılar böylesi bir şiddet ortamı ile izah edilebilir. Bu sürecin ekonomiye verdiği telafi edilemez ağır kayıpları mevcuttur. Savaşa hayır, barış hemen şimdi.